efsane. Sen bizim yaptığımız yatırımlara kör müsün ya? Ben kör değilim ama sen nankörsün. Yalova'da hukuksuz bir şekilde öğretmen çalıştırdığından ve bu yüzden çok büyük cezalar ödediğinden hiç bahsetmiyor. Ceza kesilmişse ödenmiş ceza. Erdoğan, eski defterleri açma. Bak açarım altında kalırsın. Erdoğan'la İnce arasındaki yeni polemiğin adı Muharrem İnce'nin 20 yıl önce dershanesinde emekli öğretmenleri sigorta primi ödemeden çalıştırdığı iddiası. Erdoğan Yeni Kapı mitinginde bu iddiayı meydana taşıdı. Sürekli hukuktan, adaletten, kuraldan, kaideden söz ediyor. Ben çiğ yemedim ki karnım ağırsın. İstersen gel bir de Sevim Tanürek cinayetini araştıralım. Erdoğan İnce'nin araştıralım dediği iddiasına girmedi ama Yeni Kapı mitinginde yine eskiye gitti. Adnan Menderes'in idamı da iki isim arasında tansiyonu yükseltti. Ey Muharrem, Menderes ve arkadaşları ipe götürülürken siz ne yaptınız? Erdoğan, ben 64 doğumluyum. Menderes asılırken ben dünyada yoktum. Ya bu kadar cahil olma, konuştukça batıyorsun. Sıra Erdoğan'ın kıraathane vaadine geldi. Erdoğan Eskişehir mitinginde çay, kahve ve keke Tatar böreğini de ekledi. İnce menü üzerinden eleştirince polemik sertleşti. Çayla kek vardı, çorba ilave etti. Tatar böreği ilave etti. Arnavut ciğeri, İzmir köfte. Arnavut ciğerinden bahsediyor. Tatar böreğinden bahsediyor. Ya ben bunlardan hiçbir yerde bahsetmedim. Ya yalan söyleme. Ben diyor Tatar böreği falan demedim diyor. Nereden uyduruyorsun diyor bana. Gösterelim videoyu. Demiş mi dememiş mi? Ama burada Tatar böreği de yapabiliriz yani. Nasıl bir yalancısın sen? Kendi söylediğini bir gün sonra inkar ediyor. Allah'tan kork. Ve camide fotoğraf polemiği. Senin camide namaz kılarken çekilmiş tek bir resmin var mı ya? Erdoğan, camiye fotoğraf çektirmeye gitmiyoruz, Allah'a ibadet etmeye gidiyoruz. Maşallah, şimdi camiden çıkmıyor ya. Camiye gitmemden niye rahatsız oluyorsun sen? Sana mı soracağım camiye giderken? Sen Allah'ın tahsildarı mısın? Sen onun adına mı konuşuyorsun? Kimsin sen? Sandığa artık süre çok az, polemikse tam gaz. Şimdi tabii farklı mesajları da veriyorlar. Dikkat ederseniz sadece böyle polemikler yok. Diyeceksiniz ki bunlar incir çekirdeğini doldurmaz. Ama karşılıklı olarak da bu şekilde atışıyorlar liderler. İlk baştaki haberimizde daha sonra Muharrem Bey'in, Sayın Akşener'in, Temel Bey'in, Sayın Demirtaş'ın haberlerinde zaten vaatlerden de böyle bir sunumları paylaştık sizlerle.